Seyircilerimizden gelen sorular var. Yani hem buradan hem internetten gelen sorular var. Onlardan bir iki tane okuyacağım size ama daha önce ben bir şunu unutmayayım. Öncelikle 24 Kasım geçti ama öğretmenler gününüz, bütün öğretmenlerimizin kutlu olsun. Diledikleri gibi olsun inşallah her şey. Onun dışında görme ve işitme engelli insanların da film izleyeceği, engellilerle sanatın buluştuğu ilk uluslararası film festivali olan Uluslararası Barikat Film Festivali 1-4 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi'ne ait farklı kampüslerde gerçekleştirilecek. Onu da buradan söyleyelim. Onun dışında geçen hafta içinde 4. Kristal Fare Medya Faresi'nin ödüllerinden 4. Kristal Fare ödülünde 4. kez üst üste Beyaz Show en iyi talk show programı ödülü aldı. En sevgili Kubilay'a hem Kristal Fare'ye emeği geçen herkese, oy veren vermeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir diğer ödül de Moonlight'tan geldi. O gece onlarla beraber olamayacağım ama o gece orada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ödülü verenlere de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Alper ve Recep'e de çok çok teşekkürler. Bu da en iyi talk show ödülü. Gemlik'ten sevgili sınıf arkadaşım burada, sıra arkadaşım burada. Şuayb'cim hoş geldin kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Neredesin, Gemlik'te misin hala? Bizim okulda mısın? Gemlik Lisesi'ndesin hala. Harika. Efendim? Çok çok selamlar herkese. Çok teşekkür ederiz. Hediyeler için de teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şuayb'le en arkada yan yana oturuyorduk. Güzel günlerdi. Çok teşekkür ediyorum. Aslan dostum benim. İyi ki geldiniz. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Suzan Avcı'ya, Binnaz'a telefon ettim. Suzan Hanım'la bir şey çekecektim hafta içinde. Fakat zamanım yetişmedi. Haber de veremedim. Kendisinden çok çok özür diliyorum. Suzan Hanım'ı da en kısa zamanda programda görmek istiyorum. Ne kadar severim. Sana sürpriz bir şeyler yapalım istiyorduk ama ben ne yazık ki vakit çok bulamadım. Çok severim Suzan Hanım'ı. Onu söyleyeyim. Sorular. Fettah Can'a. Buyurun. İlk şarkıyı sana kim yazdırdı demiş bir arkadaş. Bilemem ya. Yani gerçekten öyle bir şey yok. Çünkü ben kendimi bildim hani... Birine ya da bir şeye yazıyor olmam delirtir beni yani. Çok şarkı yazdım çünkü. Ha sen kendi içinden yani birine... Ya bir izleyerek de yazarım. Ya muhakkak bir şey hissediyorum bazen. Peki şunu soracağım. Şarkı yazdırılır mı birisi de yani... Ben yazılır mı yazdırtır mı birisi? Hayır birisi de yazdırtabilir. Bir şey de yazdırtabilir. Evet. Yani şey yok onun. Hani böyle şu yüzden diyemeyiz ona. Peki. Serkan Şenalp'e bir sorum olacak. İdoli kim? Dilara Nur Şarlı sormuş. İdolün var mı? İdolüm yok. Yok. Yeşilçam'dan var mıydı? Yani Yeşilçam'dan pek çok sevdiğim isim var ama idolüm yok. İdolün yok. Peki. Türkan Şoray'ın şu anki dizi ya da bunu sordum zaten. Türkan Şoray olmak için yeniden mi doğmak gerekir yoksa önerileriniz var mı biz çirkinlere demiş. Dilara Akçaalan buradan. Nereden Dilara? Evet. Herhalde. Sormadım kabul edin ben böyle bir şeyi. Öyle bakıştık ki sizinle. Bu gözleri soracağım aslında da bu gözleri. Gittikleri kafelerden şeker, kürdan, ıslak mendil çaldılar mı hiç demiş. Tabii canım. Açık olalım Türkan Hanım. Üniversitelilerle beraberiz. Halkımız bizi izliyor. Olabilir. İnsan tabii, gittiği kafeden... Tabii çalmışımdır. Çalmak demeyelim de kullanmak amacıyla ödünç almak diye. Hiç yaptın mı gittiğin kafeden herhangi bir şey kürdan mı? Tabii hep. Tabii, annesinin kızı tabii. Annesinin kızı. Tabii ki. Otelden şampuan çaldın mı? Kaldın otellerden. Bazen çok güzel oluyor kokular abi, alıyorum. Ben devamlı götürüyorum hiç sormadım. Yatak çarşafı, yastık kılıfı. Ha bazen yastık aldığımız da oluyor ama. Mesela bir evet ya ben abi, şaka söyledim. Yok vallahi oluyor. Hayır istiyorum. Samimi söylüyorum oluyor. Niye? Mesela uçaktan inip başka bir yere devam edeceğiz. Minibüsle 3 saat yol olacak. Rica ediyorum ben. Tabii. Yastık alabilir miyim diye böyle sonra ölü gibi. Biraz daha ileri git. Yatağa da rica et. Olabilir aslında. Onu da deneriz. Türkan ablaya bir sorun var. Oynadıkları filmlerdeki rolleri kendi hayatına benzetiyor mu? Evet. Benziyor mu kendi hayatınıza? Zaman zaman bazı filmler çok çakışıyor. Çakışıyor. Peki bu Yeşilçam klişeleri bugün klişe çok izleyince gibi geliyor. O gün klişe değil, o günün gerçekleri ama. Hiç siz klişe değil. Değil.
Yani aslında bir dönem Yeşilçam filmleri çok bir kısım seyirci için ama genel seyirci için değil. Yani seyirci var etti Yeşilçam'ı ama bir kısım seyirci böyle küçümsüyorlardı Yeşilçam filmi falan diye. Ama hiçbir dönemi anlatıyorlardı. Yani o dönem gerçekten ilişkiler de başkaydı. Yani filmler yaşadığımız dönemi anlatır. Yani o zaman şimdiki gibi böyle yani günümüzde biraz sevgisizlik ortamı var. İlişkiler çok farklı. Yani bakın işte mesela gözleri kör olur klişe hani bir hani de ama var. Oluyor gerçek hayatta böyle şeyler. İçkilere hap atılıyor muydu o dönemde yani gazozlara mazozlara? onu bilmiyorum diye. Benim içkime... Peki hiç hayatınızda senin annen bir melekti yavrum gibi bir cümleyi duydunuz mu günlük hayatta? Söylenir miydi öyle bir şey? Söylenir. Peki nikahlarda falan şey denir miydi? Bir itirazı olan varsa son kez söylesin sonra bir daha falan gibi cümleler. Yani şimdi ne demek istiyorsunuz? Yeşilçam'a şey mi yapmak istiyorsunuz? Hayır canım ben... hayır efendim ne münasebet öyle bir şey. Ben niye böyle pozisyona düşeyim? Hayır. İzlediklerimiz günlük hayatın içinde var mıydı diye soruyorum yani. Yani belki bu film bu çünkü. Evet. Şey de olabilir, olmayacak şeyler. Film bir yelpaze, renk yelpazesi. Yani ille gerçeği anlatmak zorunda değil ki. Şimdi dün gece birkaç film seyrettim, canım çıktı. Allah'ım. Peki bir dakika. Benim şarkım o. Türkan Şoray, ben şimdi 46 yaşındayım. Teknolojiye ayak uyduramıyorum. Bazı şeyleri yani artık olmuyor yani. Mesela siz Instagram kullanıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Ay daha yeni. Daha yeni. İki ay oldu. Hoşunuza gidiyor mu? Hani resim, kızım like... zoruyla. Ay bayıldım. Devamlı elinde. Şimdi ay nereden anne başlattım sana diyor. Çünkü ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Bir resim koyuyorsunuz. Dakika içinde 400 beğeni, 5000 falan. Ay ne kadar hoş bir şey. Şimdi. Şimdi tek eğlencem o. Böyle dolaşıyorum falan öbür taraf. Hemen geliyorum bakıyorum kaç olmuş. Güzel. Yemin ediyorum. Güzel. Ama bir şey de söylemek istiyorum. Sahte hesaplar var. Sahte var. Gerçek evet. Hesabı söyleyin. Ama onlar daha iyi işletiyor annemin. Ay onların ama takipçileri o kadar büyük. Sahtelerin mi takipçileri evet, büyük? Yani evet. Sabahtan akşama kadar fotoğraflar konuyor. Demek ki güzel şeyler yapıyorlar orada. Siz de ilerletmeniz lazım yani taklitlerinizi geçmeniz için ya. Ben de şimdi sizin onları... gerçek adresiniz ne? Instagram'da söyleyeyim. Aha, söyleyeyim mi? Tabii. Şoray Türkan 1. Şoray Türkan. Sen mi koydun? Sen mi koydun onu? Çünkü Türkan Şoray'ı koyamıyorum. Neden evet, söyle onu? Oğlum. Bu bir... Yani Çağrı... O buldu değil mi? O buldu değil mi? Şoray Türkan 1'i. Bu ne? Türkan Şoray alt çizgi 17 gibi ya. Bu nasıl bir... Ay bunu bulamayacak bir şey değil. Vallahi bulamadım. Soyadını başa aldık ne var mı? O kadar... Tamam, onu ben yapmadım bu arada. Benim de Beyaz Öztürk 26. Söyleyeyim. Onun Beyaz Öztürk 26. Gerisi yalan. Twitter'ın yok. Instagram'da da Beyaz Öztürk 26. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.